Şimdi genel başkanımızı sunuş konuşmaları yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun sayın genel başkanım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Değerli milletvekillerimiz, parti meclisimizin Yüksek Disiplin Kurulu'nun çok değerli hukukçu milletvekilleri, bizi bu saatte televizyonları başında izleyen çok değerli vatandaşlarımız, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına, partim adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün mazbatamızı aldık. Sayın Genel Başkanımızdan hem kişisel hem örgütsel deneyimleri ilgili tavsiyelerini aldık. Önümüzdeki hafta bu kürsüde bir grup konuşması yapmayı planlıyorken Türkiye'de bugün iki büyük hukuk garabeti ortaya çıktı ve grubumuzu olağanüstü toplantıya çağırmak durumunda kaldık. Saat 20'de hukukçu milletvekillerimizle bir değerlendirmede bulunduk. 21'den itibaren de bu saate kadar sizlerin de takip ettiği şekilde grubumuzla durumu değerlendiriyoruz. Bir dizi karar aldık. Aldığımız kararları sizlerle paylaşmak üzere bu olağanüstü toplantımızın basına açık kısmını gerçekleştiriyoruz. Bugün birincisi Anayasa Mahkemesi önünde basın emekçilerinin basın meslek örgütleri vardı. Beklentileri Anayasa Mahkemesi'nin sansür yasasını, Adalet ve Kalkınma ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Cumhur İttifakı'nın yanlış bilginin yayılmasını engelleme diye söyledikleri, ama her türlü dezenformasyon memlekette kol gezerken ona engel olmayan, ama geçen haftaki örnekte Tolga Şardan'ı yaptığı bir haberden dolayı içeri atan sansür yasası iptal edilsin diye bekliyorlardı. Biz de destek verdik. Ancak maalesef oy çokluğuyla Anayasa Mahkemesi sansür yasasının iptal talebimizi reddetti. Bunun üzüntüsü içindeyken bundan sonra bütün basın mensupları artık bir yaptıkları haberden sonra hapis cezasıyla tehdit altındayken, yasa çıkarken biz buna sebebiyet verir dediğimizde bu yasayla gazeteciler hapse girmeyecek söz veriyoruz diyenlerin niyetleri ortadaydı. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin çoğunluğu da buna yol verdi. Buna karşı basın özgürlüğünü savunmaya, gazetecilerin arkasında durmaya, basın meslek örgütleriyle dayanışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Tam bu konu Türkiye'nin gündemindeyken bunun çok daha ötesinde ve bizi bu gece olağanüstü toplanmaya sebebiyet veren bir garabetle karşı karşıyayız. Elimde Yargıtay 3. Dairesi'nin, ceza dairesinin almış olduğu bir karar var. Karar öyle tartışılacak bir karar değil. Karar herhangi bir olay değil. Bu karar düpedüz bir darbe girişimi. Şimdi bu darbe girişiminin ne demek olduğunu, kime karşı olduğunu ve ne sonuçlar doğuracağını yaptığımız değerlendirme sonucunda da ana muhalefet partisi olarak buna nasıl direneceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, mesele karar elbette Can Atalay açısından, Can Atalay'ın seçme ve seçilme hakkının ihlali noktasında verilen karara direnme kararıdır. Can Atalay'ı mağdur eden bir karardır. Ancak kararın hedefindekiler Can Atalay'la sınırlı değildir. Can Atalay kararı örneğiyle anayasayı hiçe sayma, anayasaya direnme, anayasal düzeni ortadan kaldırma ve doğrudan bir kalkışma girişimidir Yargıtay eliyle. Karar sadece Can Atalay'ı değil, Hatay halkını, Türkiye'deki tüm seçmenleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal yapısını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Nurman Kurtulmuş'un
başkan sıfatıyla aldığı kararları ve Anayasa Mahkemesi üyelerini ayrı ayrı hat bildirmeye kalkmakta ve kendilerini meclisin, meclis başkanının ve milli iradenin üzerinde görmektedirler. Karar meclise karşı darbe girişimidir. Anayasaya karşı darbe girişimidir ve karar Anayasa Mahkemesi'nin tüzel kişiliğine karşı darbe girişimidir. Görünen odur ki filler tepişirken çimenler ezilmektedir ama göründüğü gibi Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay tepişip Can Atalay'ın haklarının ezilmesinin çok ötesindedir. Tepişen, aralarında çatışan Cumhur İttifakı'nın bizatihi kendisidir. Kriz Cumhur İttifakı'nın krizidir. Kriz MHP AK Parti krizidir. AK Parti'nin içindeki kliklerin çatışma krizidir. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bir bileşeninin desteklediği, şımarttığı birilerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir yargı krizine, bir devlet krizine sokacak kadar ciddi bir krizdir. Ve buna el koymak, direnmek gerekmektedir. Halkı bu kalkışmayı da bastırmaya davet ediyoruz. Ben 15 Temmuz akşamı bu meclis kapalıydı. 14 Temmuz gecesi kapanmıştı. O cuma gecesi jetler uçarken ne istedilerse verdikleri, bir dediğini iki etmedikleri, medyeler düzdükleri kişiler 2010 anayasa değişikliğiyle devlette, yargıda ve orduda kurdukları hakimiyetle bu milletin üzerine tank sürerken, bu milletin üstünde alçaktan uçak uçururken biz dönemin meclis başkanını telefonla arayıp bu darbe girişimi sadece hükümete değil millete karşıdır. Meclisi açın, yapılacak ilk serbest seçime kadar millet bize muhalefet görevi vermiştir. Seçilmiş parlamentonun demokrasinin arkasında kimden geliyorsa gelsin darbenin karşısında demiş. Meclisin açılmasını talep etmiş. Açılan meclise koşmuş. Bu konuşmayı meclis kürsüsünde yapmış ve o dönemin genel merkez yöneticilerimizle birlikte vakit tankların üstüne çıkma vaktidir. Vakit darbeye direnme vaktidir. Vakit milli iradeye sahip çıkma, anayasaya sahip çıkma vaktidir diyen 15 milletvekilinden bir tanesiyim. Şimdi kürsüde şunu söylüyorum. Bu darbeye kim direnirse arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni bulacaktır. Sayın Numan Kurtulmuş, meclis başkanı sıfatıyla bu darbeye direnirse ki direnmelidir. Çünkü darbeciler Numan Kurtulmuş'a şunu söylüyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin dairemizin verdiği onama kararından yaklaşık bir ay sonra ihlal kararı verdiği halde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu süreçte hükümlü Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin anayasanın açık hükmüne rağmen tamamlanmadığı anlaşılmıştır. Burada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı bekleyerek demokratik bir tavır sergilemiştir. Daha önce Cemil Çiçek dönem sonuna bırakarak, ondan önceki meclis başkanları dönem sonuna bırakarak ortaya koydukları milli iradenin temsiline olanak verecek içtihat mecliste yerleşikken, bunun aksine geçmiş dönemki birkaç kötü kararı bekleyenler Numan Kurtulmuş'a ayar veriyorlar. Numan Kurtulmuş direnecekse arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni bulacaktır. Bu mahkeme Anayasa Mahkemesi'ne açıkça meydan okumaktadır. Kararında gereği düşünüldü dedikten sonra Can Atalay'ın bireysel başvurusu hakkında
tarihli 25.10.2023 tarihli ihlal kararına hukuki değer ve geçerlilik izafi edilemeyeceği cihetle bu bağlamda anayasanın 153. maddesi kapsamında uyulması gereken bir karar bulunmamaktadır demektedir. Anayasa 153'ün son fıkrası Anayasa Mahkemesi kararlarının resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama, yürütme, yargı organları, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar, nokta demektedir. Bir ikinci paragraf yoktur, bir başka paragraf yoktur. Herkesi bağlar, üçüncü daireyi de bağlar, meclisi de bağlar ama burada anayasaya rağmen bizi bağlamaz demektedirler. Eğer buna Anayasa Mahkemesi üyeleri ayrı ayrı ve kurumsal olarak direneceklerse, gerekeni yapacaklarsa Cumhuriyet Halk Partisi arkalarındadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi kararına karşı bizi tehdit ediyorlar. Esef verici karardır. Bizi terör örgütü üyeleri de tehdit ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin tehditine papuç bırakmayız diye ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını yargısal aktivizm olarak değerlendiren 22. sayfadaki değerlendirmenin her birisi şunu da söylemektedir. Biz bu kararı verirken Can Atalay'ın dosyasına bakmadık. Bizim Can Atalay'a değil, onunla birlikte Anayasa Mahkemesi'nin tüm iş ve işlemlerine husumet duyuyoruz. Anayasa Mahkemesi kaldırılmalıdır diyen siyasilerin açıklamalarından cesaret alıyoruz. Hukuka aykırı bu yaklaşıma destek veriyoruz. Biz yargı krizi çıkarmak istiyoruz. Biz devlet krizi çıkarmak istiyoruz demektedirler. Bunu bu devlete ve bu milletin her bir ferdinin muhtaç olduğu yargının bağımsızlığına, yargının üstünlüğüne, hukukun üstünlüğüne olan inançlarına yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Ve Anayasa Mahkemeleri üyeleri hakkında suç duyurusu yaklaşımı akıldan, liyakatten, matematikten ve gerçekten kopuk bir karardır. Kopuk bir yaklaşımdır. Anayasa Mahkemesi kararı 9'a 5 almış bir de çekimser var. Oysa Anayasa Mahkemesi üyelerinin yargılanması için Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nin kendisinin 15 üyesinden 10'unun karar vermesi lazım. Şimdi kararı 8 üye almış, 9 üye almış, geriye 6 üye kalıyor. Nasıl 10 üye bunların yargılanmasına oy verecek kendi kendilerine? Kaldı ki Anayasa Mahkemesi üyeleri kendileriyle ilgili karar verilecek oturumlara katılamazlar. Katılmadığında toplantı yeter sayısı yok. Katılmadığında nasıl bu karar verilecek? O zaman katılan 5 üye, katılmayan 10 üyenin yargılanmasına, azınlığın çoğunluğu hem de toplantı yeter sayıları olmaksızın yargılamalarına karar verecek. Hiçlik tarif ediyor, akılsızlık tarif ediyor, lüzumsuzluk tarif ediyor, ciddiyetsizlik tarif ediyor, bilgisizlik tarif ediyor. Bir yüksek yargı kurumunun organının kendini bu hale düşürmeye hakkı olsa da o üyelerin, onların liyakatleri bu olsa da bu millete, bu devlete bunu yapmalarına hakları yoktur. Şimdi geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki 24 saatteki atacağımız adımlar, beklentilerimiz şu şekildedir. Sayın Numan Kurtulmuş'u saat ilerledi, sabahın erken saatlerinde ayrıca telefonla arayacağım. Ama buradan yarın tüm grupların başkanlarını, tüm siyasi partilerin, grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarını, genel başkanlarını, kendi başkanlığındaki bir danışma kurulu toplantısı yapmaya davet ediyor. Danışma kurulunun toplanmasını ve danışma kurulunun iş tüzüğün 19. maddesine göre yapacağı toplantıda yarınki meclisin çalışma planına yeniden karar vermesini. Yani uluslararası anlaşmaları görüşmek yerine özel bir oturumla
bir genel görüşme açarak bir adalet oturumu gerçekleştirmesini ve içinde bulunduğumuz adalet krizine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nasıl el koyacağına karar vermesini bekliyoruz ve talep ediyoruz. Sayın Kurtulmuş bu toplantı kararını alırsa bunu siyasi parti genel başkanları, grup başkanları tartışacaklar ve karara bağlayacaklardır. Bu toplantının yapılmaması durumunda Sayın Numan Kurtulmuş'tan acil randevu talebim vardır. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi kendisi bir adalet oturumu talebini meclis gündemine taşıyacaktır. Bu adalet oturumunda gerekirse kapalı oturum talep edeceğiz. Ve içinde bulunduğumuz büyük krizin ne manaya geldiğini bir kapalı oturumda 10 yıl tutanaklarının yayınlanmasının yasak olduğu bir kapalı oturumda tüm milletvekilleriyle konuşacağız. 1 Mart'ta Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika'ya verdiği söze rağmen Amerikan askerinin postallarının basılmaması bir kapalı oturumda o günkü 550 milletvekilinin vicdanlarıyla karar vermeleri, bir grup kararının bir dayatmaya direnmeleriyle olmuştu. Bu yargı krizinde kapalı oturumunda biz milletvekillerinin vicdanlarına sesleniriz. Oturum açıldığında parti gruplarının mutlaka anayasa ve adalet komisyonlarından birer temsilciyle cuma, cumartesi, pazar günü gerekli çalışmayı yapmalarını, pazartesi günü adalet komisyonuna sevk edilmek üzere bu yargı krizine el koymalarını öneriyoruz. Önerilerimizi toplanacak çalışma grubunda ve pazartesi günkü adalet komisyonunda dile getireceğiz. Dayatmamız yoktur ama bu yargı krizini çözecek fikrimiz, irademiz vardır. Ben bütün grupların bu iradeye uygun, bütün milletvekillerinin bu iradeye uygun davranmalarını bekliyorum. Yok, Cumhur İttifakı aramızda didişiriz ama sizinle ortaklaşmayız diyorsa bu adalet oturumunu biz önce teklif edeceğiz. Yaparlarsa yaparlar, yapmazlarsa bu genel görüşme teklifimiz reddedilirse biz adalet oturumunu bu mecliste sürdüreceğiz. Bütün milletvekilleri meclis kapansa da meclisi terk etmeyecekler. Ardından ikinci bir karar alana kadar Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirerek Cumhuriyet Halk Partisi meclisin açık olduğu her saat adalet meselesini gündeme getirip mücadelesini iç tüzük sınırları içinde verecek. Ancak meclis kapandığında bir grubu oluşturacak sayı olan iç tüzükte yazan en az 20 milletvekili adalet oturumunu sürdürecek, meclisteki adalet nöbetini sürdürecektir. Bu iş Türkiye kamuoyuna mal olacaktır. İster isteyelim ister istemeyelim bütün dünya Türkiye'deki bu garabeti görecektir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi üzerine düşeni sadece Can Atalay'ın özgürlüğü için değil, bu anayasaya sahip çıkmak için. Üzerine yemin içtik, ant içtik. Bu anayasaya sahip çıkmak için. Bu anayasaya karşı darbe girişimini püskürtmek ve bastırmak için üzerine ne düşüyorsa yapacaktır. Sadece mecliste değil, halkı direnmeye çağırıyoruz. Tüm parti gruplarını direnmeye çağırıyoruz. Tüm milletvekillerini direnmeye çağırıyoruz. Mesele sadece hukuki değildir. Hukuku aşan siyasi boyutları, devleti tehdit eden boyutları vardır. Tüm anayasacıları, geçmişte tüm anayasal kurumlarda görev yapmış olanları açıklamalar yapmaya, tüm akademisyenleri görüşlerini kamuoyuyla açıkça paylaşmaya, tüm hukukçuları, tüm toplumu bu meseleye gösterdikleri tepki ve reaksiyonu dillendirmeye davet ediyoruz. Anayasayı ortadan kaldıranlara karşı gün susma günü değildir. Tarih susanları da yazacaktır, direnenleri de yazacaktır. Tüm halkımızı bu darbe girişimine karşı direnmeye davet ediyoruz. Örgütümüzden,
sivil toplumdan, meslek örgütlerinden gelecek her reaksiyonu sonuna kadar destekliyoruz. Türkiye Barolar Birliği'nin yarınki olağanüstü toplantısını önemsiyoruz. Girişimlerini destekliyoruz. Bundan sonra onların, sivil toplumun, meslek örgütlerinin yanındayız. Önlerinde olmamız gerektiğinde önlerinde olacak. Onlara karşı, onların direnişine karşı, halkın mücadelesine karşı hem birer nefer olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm milletvekilleri, tüm üyeleri olmaları gereken her yerde olacaklardır. Sokaklarda direneceğiz, meydanlarda direneceğiz. Bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız. Değerli arkadaşlar, hepinizle gurur duyuyoruz. Mücadelemiz bundan sonra büyük bir dirençle başlayacak ve sürecektir. Ne tek adama, ne onun ittifak ortaklarına, ne de anayasaya, darbeye cüret edenlere teslim olmayacağız. Teşekkür ediyorum.